geri vites yapmalarına sevindim. Ya neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına ya? İki günlük dünya gidiyorsun ya. Neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına? Neyi paylaşamıyorsunuz? Kalp kırmak da, gönül almak da çok kolay. Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında belden aşağı vurdular birbirlerine. Sonra geri vites arattılar. Kimi geri vitesi buldu, kimi geri vites 2-3 yaptı geri viteste falan. Yani Aydın aradı beni, ne diyorsun? Dedim ki yani ortaya atılan iddiaların tümü daha önce bildiğimiz konuşulan konular, bunun üzerine neyi tartışacağım, neyi söyleyeceğim? Yani Seda Sayan'ın ortaya attığı iddiada, ne bileyim, Seren Serengil'in dile getirdiği Seda Sayan'la ilgili konuda, Kadayıfçıoğlu olayıydı galiba, cinayetiydi. Onu da tabelerde çıkmıştı. Bunlar birebir tanık olduğumuz şeyler değil ama konuşulan, şov dünyasında konuşulan şeyler. Nasıl ki Sedat Peker'in anlattıkları şey hiç yabancı gelmiyor bize de, biri yüksek sesle onları dile getirince acaba mı daha başka türlü oluyor. Uzlaşmalarına, geri vites yapmalarına sevindim ama o sözler yine de akılda kalıyor tabii. Burada olsaydım söyleyeceğim şey şu olurdu. Yani Müslüm Gürses'ten İbrahim Erkal'a son yıllarda kaybettiğimiz onlarca sanatçının, şarkıcının fotoğraflarını peş peşe gösterip ya neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına ya. İki günlük dünya. Gidiyorsun ya. Gidiyorsun. Bitti. Hele şu pandemi döneminde yaşananlar. Fotoğraf atıyorlar. İyi şeyler bırakmışsan geride güzel şeyler de anılıyor. Yani bir Barış Manço gibi yıllar sonra da saygıyla anılmak var. Bir de ya o da yani Allah'ın gücüne gitmesin ama şöyleydi. Dedirtmek var ya. Bir ya de o kadar var. İyi. Para var. Şöhret var. Nedir yani? Tatmin etmeyin, geriye ne kalıyor ya? Neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına? Neyi paylaşamıyorsunuz? Bir de kardeş gibiydi onlar. Çok iyi anlaşan değil mi? Benim bildiğim bu magazin dünyasında, sanat dünyasında. Mesela Mehmet Ali bile menajerine bile geçmiş olsun dememiş. Silersin. Yok sayarsın onu. Bitti de gitti dersin. Senin için Seda Sayan diye biri olmaz. Yani bir başkasının yazdığı, yok işte şöyle bir olsa oraya da çıkacak tweetini, yorumunu paylaşmak, öyle bel altı vurmak, yok beni de ne gerek var ya? İki gün konuşulacaksın ama 20 yıllık geçmişine leke sürüyorsun. 20 yıllık geçmişini, 40 yıllık geçmişini o iki kelime, iki gün konuşma uğruna yok ediyorsun ya. Böyle bir kötü bir kariyer yönetimi olamaz ya. Aslında şuna geliyoruz Ali abi, kalp kırmak da, kalbi onarmak da, gönül almak da çok kolay. Bir kelimeyle sen benim kalbimi kırarsın, bir kelimeyle de gönlümü alırsın. Ben söylemeyeceğim sen evet. Sözünün arkasında dur sonuna kadar. De ki sonuna evet, kadar böyle. Tamam, peki böyleydi de düne kadar bilmiyor muydun? Niye o zaman samimiyet kurdun? Niye o zaman arkadaştın? Niye o zaman kankaydın? Onun geçmişinde böyle bir kirli iş var, biliyorsun. O zaman samimiyet kurma. Aynı masayı paylaşma. Aynı uçağı paylaşma. Hem paylaşıyorsun, menfaatin bozulduğu zaman, nasırına bastığı zaman sen bana bel altı vurdun, ben de sana bel altı vururum. Yakışmıyor. Yani ikisi de sevdiğim insanlar. Ben açıkçası ikisine de yakıştıramadım. Bu vesileyle araya girenlere de, yani benim de çarığımı yedi diye araya girenlere de yakıştıramadım. Yani üç günlük dünyada neyi paylaşamıyoruz ya? Ben şimdi ona döneceğiz. Gündemimizde var. Açıkçası bu Hülya Koçyiğit'in yaptığı sosyal medyadaki paylaşım. Geçelim mi ona? Evet, geçelim. Geçelim, en azından şöyle bir gülümseme olsun yüzümüzde.